Aşk-ı Memnu severler onu 11-12 yaşlarındaki küçük haliyle, evin oğlu, tatlı oğlu haliyle tanıyacaklar, hatırlayacaklar. Bülent. Bülent, evet. Doğru. Batuhan, sosyal medya fenomeni sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'la öyle bir kavgaya tutuştuk ve bu kavga anlarını aynı dizi çeker gibi videoya aldılar ve birbirlerini aklamak adına ard arda yayınladılar. Fakat yayınlayarak ve açıklama yaparak aslında birbirlerini kuyuya çektiler. Yani biri diğerinden daha haklı olduğunu savunmaya çalışırken ikisi birden toplum önünde evet. Ne noktaya geliyorlar? Evet. Ayşe Fatma Aslanpay, Batuhan Karacakaya'nın 15 Şubat'ta çektiği bir videoyu da paylaştı. Karacakaya o videoda ben sevdiğim kadına Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım diyor. Ancak Karacakaya şiddet iddiasını yalanladı ve darp edilen, arabasına zarar veren aslında benim diyerek karşı dava açacağını söyledi. Şimdi taraflar dava açacaklar. Neredeyse uzun bir süreden beri birbirleri hakkında yaptıkları bu bantlarda mahkemeye delil olarak sunulacak. Mahkemeye sunulmadan önce sosyal medya ve magazin programlarına sunuldu. Şimdi Ayşe'nin açıklamasıyla beraber tabii şiddet gördüm dedi. Delillerim var dedi. Evet, hepsini mahkemeye sunacağım dedi. Bunun üzerine Batuhan da asıl ben saldırıya uğradım dedi ve bu görüntüleri paylaştı. Sen misin bu görüntüleri paylaşan? Ayşe de dur o zaman ben de arşivi karıştırıyorum dedi. Ben de. Batuhan'ın ondan özür dilediği, o özür videosuyla başlayalım arkadaşlar. Özür videosu gelsin. Batuhan'ı bağlayacağız. Neler oldu, neler bitti bir de ondan dinleyeceğiz. Çünkü Batuhan arabasının içinde diyor ki Şubat. 11 Şubat tarihinde çekiyorum bu videoyu. Kız arkadaşım, hayatımın kadını Ayşe'yi çok üzdüm, onu kırdım. Ondan özür diliyorum, ona zarar verdim diyor. Bir dinleyelim. Onun için çok pişmanım. Ben Batuhan Karacakaya. Bugün 15 Şubat. Ben sevdiğim kadına Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Konu her ne olursa olsun, tartışmanın boyutu her ne olursa olsun, bana bile bir şey yapılsa bile ben sevdiğim kadına zarar verdim. Ve bunun için gerçekten çok pişmanım. Bugün 15 Şubat. Ben bu videoyu şu yüzden çekiyorum. Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı herhangi bir fiziksel hasarla alakalı herhangi bir konusu olduğunda beni bu videoyla yargılatabilir. Beni bu videomu her yere de yayabilir. Benim kendimi savunmaya tek bir kelimem olmayacak. Size yemin ederim. Çünkü böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ayşe. Evet, Batuhan'ın bu videosunu tekrar hatırlatalım. Sevgilisi Ayşe yayınladı. İşte bana şiddet uyguladığının belgesi. Kendisi bu videoyu bana göndermişti. Ben de sizlerle birlikte buyurun paylaşıyorum dedi. Evet, Batuhan şu an telefon attığımızda. Batuhan günaydın. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Batuhan, seni hemen dinleyeceğiz ama böyle bir sırayla gidelim istiyoruz. 5 aylık ilişkiniz bitti. Ayşe, Batuhan beni darp etti dedi. Bu videoyu paylaştı. Önce bu videoyla başlayalım istiyoruz. Çünkü bir çok belge güzel niteliğinde, böyle hani bir şeyin kanıtı niteliğinde çünkü. Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Ben, bu hani ciddi bir felaketten sonra, o kadar can kaybından sonra Ramazan ayında böyle bir durumla medyayı meşgul ettiğim için gerçekten çok üzülüyorum. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Keşke özel hayat bir şekilde özel kalsaydı ama şu anda bu özel hayat diye de geçmiyor ne yazık ki. Çünkü yaşanan şeyler tamamen bir algı operasyonuna dönmüş durumda. Ne yazık ki bunlar yaşandı ve ben de artık hani dayanamayacak duruma geldiği için bu videoları atmam gerekiyordu. Hatta bu videoyu çekmek zorunda kalmam gerekiyordu. Eğer bu videoları çekmeseydim inanın bana çok daha kötü, çok daha vahim senaryolarla karşı karşıya kalacaktım. Çünkü hiçbir şekilde kendimi savunabileceğim bir durum kalmayacaktı ortada. Şimdi bu videoya gelince, bu videodan önce aslında ben birazcık bu olayların nasıl başladığıyla alakalı kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Evet. Eğer müsaade ederseniz. Tabii tabii, dinliyoruz seni. Şimdi
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Benim 10 yaşında bir kız kardeşim var. Benim nasıl bir ailede büyüdüğümü Allah'a şükürler olsun ki 15 senedir, 16 senedir bu sektördeyim. Bir şekilde insanlar beni tanıyorlar. Hatta çok fazla tanıyorlar. Ailemin yapısını vesaire her şeyi biliyorlar zaten. Ben aslında bu olaya neden düştüğümü birazcık size anlatmak istiyorum. Benim nasıl bir hayat yaşadığımı, normal hayatımı nasıl bir hayat yaşadığımı benimle bir gün geçirmeden asla anlayamazsınız. Ben totale hitap eden bir oyuncuyum. Halka kendimi geçirmiş bir insanım. Ne kadar zaman geçerse geçsin, herhangi bir yolda yürüyemeyecek kadar ben çok seviyorum. Benim her gün insanlarla ne kadar fotoğraf çekildiğimi siz bile inanamazsınız. Bunun reklamını ben yapmam. Çünkü bu benim çocukluğumdan bir hayat stilime dönüştü. Ama hayatımı aldığım insanlar ne yazık ki ya bu duruma benim kadar iyi niyetle bakamıyorlar. Buradan nasıl bir çıkar sağlarım diye düşünüp çirkin tuzakların böyle kurbanı oldurulmaya çalışıldım kaç kere. Ama hiçbir şekilde yenilmemiştim. Ama nasıl oldu? Bir şekilde işte işe gönül işi girince hani acaba mı diyeyim hani böyle sevince ne yazık ki bu tuzağa düşmek zorunda kaldım. Yani bizim ilişkimiz aslında biz hiçbir şekilde birbirimizi tanımadan bir ilişki yoluna girmeye bir şekilde zorunda kaldık. Çünkü biz ilk gün tanıştığımız gün bir konsere gitmiştik. Ve kendisi benimle olan bir tane videosunu story'e attı. Ve yanlışlıkla attım deyip geri sildi. Ama zaten o story'i atması bütün haberlere çıkmamıza da, fanlara da, o gün Twitter'da TT olmamıza da zaten sebep oldu. Ben bir şekilde onu tanımadan, onu araştırmadan sevgili olmak zorunda kaldım. Ve hani şimdi birbirimizle öyle bir hayat sundu ki bana, öyle bir hayatını anlattı ki benim işte annem İsrail'de bir şekilde çok ünlü bir dişçi, babam Coca-Cola'nın mühendisi, ablam UNICEF'te işte yönetici, işte kardeşim, kız kardeşim Cambridge Üniversitesi'nde işte okuyor, ben kendim Fransız bir şirkette şarap tadım uzmanıyım. Hani şimdi öyle bir şey anlatılınca hani dersiniz ki hani böyle anlatıldığı için tamam dersin, sorun olmaz herhalde. Hani tanıma yoluna gidelim, sonuçta kendini böyle tanıtan bir insan. Ama ne yazık ki bu olayların hepsi bir yalan çıktı. Bu olayların hepsi bir TikTok hesabıyla afiş oldu. Bu olayların hepsi eski sevgilisinin beni ne kadar uyarmaya çalışsa da onu dinlememe sebep oldu. Yani dinlemedim. İnsanlar beni uyardı. Eski sevgilisinin mesajları, eski sevgilisinin attığı, o zamanki uyardığı mesajlar, evine gelir, intihar eder, bak seni zor durumlarda bırakır diye bir sürü SS attı ve ben bunların hepsini size şimdi attım. Evet. Ben hiç kimseyi dinleyemedim. Ne yazık ki dinlemedim. Dedim ki hayır, öyle değildir. İnsan sevdiğine konduramaz çünkü. Bir şekilde bir ilişki yoluna gittik ama durum ne yazık ki söylediği her şeyler doğru çıktı. Ben tehdit edilen, evine baskına gelen, evimin karşısında ev tutulan, yan komşumun numarası alınan, evimde misafirlerim varken kapının yumruklandığı, kaç kere menajer görüşmelerim olduğunda sırf kız diye mekanım basıldığı, iş görüşmelerimin basıldığı, gizlice takip edildiğim, böyle garip bir ilişkiye dönmeye başladı. Ve ben bu ilişkinin zarar gördüğümü inandığımı düşündüğüm an bitirmeye ne zaman çalışsam işte o zaman olay intihar etmeye. İşte o zaman annenle görüşeceğim. O zaman sosyal medyaya bunu yazacağım. Bence sen beni aldattın, o yüzden böyle düşünüyorsun demeye başlandı. Ve ben de bu ilişkiyi bir şekilde hani acaba düzelir mi diye devam ettirirken olay bir anda buralara kadar geldi. Batuhan, bir şey yani sorabilir miyim? Batuhan.